Bugünkü röportajımız çok farklı bir mekan ve farklı bir hanımefendiyle yapıyoruz. Burası Tuzla. Konuğum Serap Akıncıoğlu. Tabii Adnan Oktar cemaati mi diyelim, grubumu diyelim, onu ben tam net bilemedim. Serap Hanım kendisi bahseder. Bizim sorularımız var. Biz soracağız. Serap Hanım cevaplayacak. Çünkü özellikle 11 Temmuz 2018'den bu yana birçok medya grubu ön yargıyla yaklaşıyor. Bizim de amacımız hiçbir grup, hiçbir kişiye ön yargıyla yaklaşmak bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz mikrofonlarımızı uzatıp kişilerin kendisini anlatması, o imkanı sunmak. Ondan dolayı Tuzla'dayız. Hanımefendiye soracağız. O cevaplayacak. Ben ilk sorumla başlıyorum. Serap Akıncıoğlu kimdir? Adnan Oktar yapısıyla ne zaman tanıştınız? Tamamen kendi özgür iradeniz ile mi burada kalıyorsunuz? Çünkü daha önceki bazı arkadaşlarınızın ilginç iddiaları var. Bunları sizden dinleyebiliriz efendim. Buyurun, mikrofon sizde. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlk sorunuzla başlayayım. Ondan önceki sorunuzda. Biz bir arkadaş grubuyuz. Biz bir cemaat veya o tarz bir topluluk değiliz. Biz birbirimizi seven, sevgiyle birbirimize bağlı, birbirimize karşı vefa, sadakat hisleriyle bağlanmış, sevgi dolu bir arkadaş topluluğuyuz. Yani biz kendimizi hep böyle tanımlarız. Ve bu arkadaş topluluğuna bir hani girme çıkma gibi bir şey de yok. Hani isteyen gelir, buyurun. Sohbet ederiz, arkadaşlık kurarız, dostluk kurarız, istersek yani anlaşırız, aynı evlerde kalırız, anlaşamayız, farklı evlerde kalınır. İsteyen görüşür, isteyen görüşmez. Hani gelene hoş geldin, gidene de güle güle. Yine muhabbetimiz sürer, dostluğumuz sürer. Öyle katı kurallarımızın olduğu, hiç böyle yansıtıldığı gibi böyle mistik, gizemli bir hava yok. Biz ortadayız, evlerimiz ortada, adreslerimiz ortada. Çıkamadık, baskı var, bacılar grubu var, işte Dragos, yani öyle bir şeyler duyuyoruz ki ya, çok farklı. Onlar şu an mecburen öyle demek durumunda bırakıldılar. Onlar da aslında bizim çok sevdiğimiz dostlarımız. Ama inanın şuradan başlayayım Hüseyin Bey. Biz bir bayan olarak 17 ay hapiste yattık ve hapis şartları çok zor. Ve bize o sırada bir seçme alternatifi verilmedi. Eğer şunları söylersen, ki bu tamamen iftira ve dikte edilmiş kelimeler, çıkacaksın, söylemezsen çıkmayacaksın, gökyüzünü bile görmeyeceksin dediler. Şimdi tabii ki benim mesela ömür boyu da hapiste kalsam ben yalan söyleyemem, vefasızlık yapamam. 20 yıl, 30 yıl sevgi, şefkat, merhamet gördüğüm dostlarıma karşı Allah korusun iftira atıp hapisten çıkma gibi bir, yani Allah korusun, öyle bir yok. Olamaz. Ama herkes de bu dirayette olamayabilir. Çünkü bunlar naif, yani nazerin bayanlar. Bakın, hayatımda hiç o kadar büyük hamam böcekleri görmedim ben. Yani öyle çok büyük hamam böcekleri, fareler ve hani şartları, yani bilen bilir. Yani bir hapis ortamı, her ben tarafınız kelepçin. O kadar türemişler mi? Biz Silivri'ye son anda gittik. Öyle olmadı. Bütün hepimizi Türkiye'nin dört bir yanındaki hapishanelere ayırdılar. Mesela kardeşleri birini atıyorum Kırklareli'ne, birini İzmir'e gönderdiler. Annesi Kırklareli'ye mi gitsin? İstanbul'da. Ben Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldım. Orası da kapasitesinin çok üstünde. Yani normalde atıyorum rakamları da, hani 1000 kişilikse 2000-3000 kişilik. Yani orada tabii biz 24 kişilik hazırlanmış koğuşlarda 36 kişi kaldık. Bazen de 38-40 kişi de oluyor. Yani ne böyle. Ne zaman tanıştınız Yapı'yla? Adnan Oktar'la ne zaman tanıştınız? Adnan Bey'le 1994'te tanıştım. Adnan Bey'e ben kişisel, kendim tanışmak istedim. Kişisel, magazinsel bir merakla, o kadar ünlü, herkesin çok beğendiği, çok karizmatik, çok popüler bir insanla tanışmış olmak istedim açıkçası. Kendim gitmek istedim. Tanıştım, Adnan Bey'i gördüğüm gün hayatım değişti diyebilirim. Yani hayatımda ilk defa bu kadar nezih, bu kadar beyefendi, bu kadar saygılı, bu kadar karizmatik, bu kadar nezaketli, sevgi dolu bir insanla karşılaştım. Ben tabii ki o zamanlar 23 yaşlarındaydım. Dünyayı çok gezmiş ve ülkede de tiyatro turnesi kapsamında 54 tane şehrimizi gezdim. Çok fazla Amerika, Fransa, Nice, Cannes,
İngiltere, İspanya, Hollanda, çok fazla ülkeyi gezdim ve oralarda bir süre çalıştım. Yani çok insan tanıdım. Ama Adnan Bey gibi biri ilk defa gördüm. Dolayısıyla bende kıyas imkanı çok net oturdu ve o zaman şöyle düşündüm. Yıllardır aradığım şey buymuş. Rahat bir nefes aldım Adnan Bey'in yanında. Hani yapmacıklığın olmadığı. Ne yazık ki hayatımızda şöyle bir şey var. Menfaat dünyasında insanlar birbirlerini değil, birbirlerinden elde edeceği menfaati seviyorlar. O menfaat durumu ortadan kalktığında sevgi sandıkları his de yok oluyor. Bakın hemen ayrılıyorlar, hemen dostluklar yok oluyor, hemen boşanılıyor, hemen bir kavga, her taraf kavga, her taraf bir böyle haset, gıybet, çekememezlik. Gerçekten kalben sevgi gösteren, vefa gösteren, fedakarlık yapan ben kimse görmemiştim. Aynı şey kapsamında 26 yıl olmuş. Kendinizi hiç bu grubun içinde baskı altında hissettiniz mi? Hadi eyvallah ben gidiyorum dediğiniz zaman bir baskı olabileceği hissi uyandı mı sizde? Hiç olmadı. Hiçbir yönden baskı görmedim. Ne Adnan Bey'den ne arkadaşlarımdan baskının B'sini görmedim. Biz alabildiğine özgürüz. Alabildiğine huzurluyuz. Bakın hatta en özgür insanlar bizleriz. Bunun kanıtı da 17 ay hapis yatmamı söyleyebilirim size. Ben inandığım doğrular uğruna 17 ay hapis yattım. Çünkü sadece Allah'tan korkuyorum. O kadar özgürüm. Hiçbir şeyden korkmuyorum. O şey çok özür dilerim. Yarım kalmasın. Hiçbir zaman baskı asla görmedim. Hep sevgi ortamı gördüm. Yani hep biz özgürüz. Çünkü sadece Allah'tan korkuyoruz. Bizim Allah'ın dışında bir efendimiz yok. Bizim efendimiz Allah. Yani Kur'an'a bağlı yaşarız. Birbirimizde işlerimiz istişare iledir. Allah da zaten ayette öyle söylüyor. Ama hem fikir oluruz, olmayız. Konuşuruz, istişare ederiz. Onun dışında hiçbir şekilde bir zor baskı zaten dinde yok. Haram olur Allah korusun. Peki efendim bu özellikle 11 Temmuz 2018'den sonra operasyondan sonra birçok anne ve baba işte kızım zorla alındı, oğlum zorla alındı, baskı vardı vesaire medyaya yansıyan görüntülerle karşılaştık biz. Bunlar için neler söylemek istersiniz? Niye böyle bir şey hissetti? Eğer zorluk yoksa, baskı yoksa, tehdit yoksa bu anne ve babalar neye güvenerek bunu söylediler? Yani ifade tutanaklarında da zaman zaman karşılaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle şurada hep söylemek istediğim bir şey var. Onu söyleyeyim. Anne babalar bizim çok sevdiğimiz, yani bizim için kutsaldır. Aile kutsaldır. Biz hepimiz ailemizi çok severiz. Fakat az önce de dediğim şey şu an için de geçerli. Başka türlü evlatlarını hapisten çıkartma durumları yok. Yani bunları demezlerse, o insanlar bunu demezse bizim gibi 17 ay yatacaklar. Hala da içerideler. Çıkma durumları yok diye onlara çıkmak sundular. Çıkmak için, kendilerini kurtarmak için mi? Öyle maalesef. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Bazı aileler arasında ama cezaevinde olmayanlar da var mesela. Şu an çocuklarını alıp giden. Motivasyon aynı. O zaman gidecek. Bakın hapishanedekiler hapisten çıkmak istiyor. Dışarıdakiler de hapse girmek istemiyor. Ona onu diyorlar. Sen bununla imza atıp bunları böyle söylemezsen sen de hapse girersin diyorlar. Sonuçta şimdi devam eden bir yargı süreci var. Dolayısıyla ben hani yargıda zaten kanun, hukuk Allah'a hamdolsun işliyor ve biz Türk adaletine güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Biz hukuk devleti olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla hani yargıya şey olacak hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sadece basında şahsıma ve arkadaşlarıma yönelik basında çıkan şeylere cevap verme durumundayım. Dolayısıyla zaten bunların hepsi huzurda konuşuluyor. Bunların delilleri, ispatları hepsini ortaya konacak. Yakında zamanla gösterilecek ama şunu da söylemek istiyorum. Yani daha önceden de konuştuk. Mesela bir 200 aileye gitseniz şu an. O ailenin içerisinde annesiyle babası arasında arası iyi olmayan, iki kardeş arası iyi olmayan hayatın böyle. İçinde bu gerçek var maalesef. Kesinlikle. Olmasa mı? Olması daha iyi ama var. Şimdi belli bir iki aile arasındaki şeyler de yıllardır bizim aleyhimize kullanılmak üzere kullanıldı. Yani münferit olaylardır bunlar. Mesela çocuk annesiyle ilgili bir şey olur falan sonra ama özür diler, barışır. Yani bunlar bizimle hiçbir alakası olmayan münferit aile arası ufak tefek şeyler olur ki mesela şu anda da benim bir tanıdığım vardı. Şu an barıştılar, elini öper annesinin, özür diler. Yani bizim için anne baba kutsaldır. Biz hiçbir zaman yani olur mu nasıl dersiniz yani annesi babası gidilmesin. Yani bizim canımızın bir parçası onlar. Bizim hiçbir zaman böyle bir kimseden ne bir talep oldu. Dediğim gibi
varsa da münferittir. Yani bu, yani bunu faturasına Adnan Bey ve arkadaşlarına çıkartmak istiyorlar ama şey, beyhude bir çalışma. Peki efendim, özellikle ismini söylemeyeceğim çünkü sıkıntı olabilir. Son günlerde 11 yıl yapının içinde kalıp işte bana baskı uygulandı. İşte Dragos'ta gelen her şey emir gibidir. Kimse onları tartışamaz, konuşamaz. İşte içimizde bacılar grubu ayrı bir kategorisi var. Yani öyle bir şema çizdi ki, yani onu dinleyen birçok insan sanki böyle sistematik bir örgüt yapısıyla karşı karşıyaymış izlenimi hissediyor. Ben de onu izledim. İsmini söylemeyeceğim. 11 yıl kaldığını, çıkmak istedim ama çıkamadığını, siz de biliyorum tam tersini söylediniz. Bu arkadaş mesela cezaevinde de değil. Böyle bir şey niye hissediyor, yani izlensin diye mi yapıyor acaba, ne için demiş? Yani bilemem tabii ki ama şöyle yani onları demesi girecek, hapse girecek. Bir de zaten Hüseyin Bey, biz bir kumpas davasındayız. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Biz zaten bir iftira ve kumpasla yüz yüzeyiz şu anda. İftira dediğiniz böyle olur zaten. Yani yani ayrıca da yani böyle bir şey yok. Bir de insanlar şu an bir kişiyi dinliyorlar. Geri kalan 200 kişi, yüzlerce kişi hapiste. Yarın bir gün onları da dinlediğinizde onlara hak vereceksiniz. Şu an yani şartlar gereği hapisteki arkadaşlarımız konuşamıyor. Buyurun. Adnan Oktar'ın söylediği bir eylem söylem Kur'an'a, sünnete aykırı olsa arkadaşlarınız kayıtsız şartsız onu kabul etme gibi, yani çünkü biraz önce istişare dediniz. İstişare etmeden Sayın Oktar'dan gelmişse bu bizim için kanundur derler mi? Yoksa herkesin kendi muhakemesi var, bu yanlıştır, bu doğrudur diyebiliyor musunuz? Dediniz mi? Şimdi bu sorunuzu iki türlü cevaplayayım. Bir, öncelikle Adnan Bey Kur'an'a hadis dışı 27 yıldır yanındayım. Asla hiçbir cümlesini, halini, tavrını görmedim. Hani Kur'an dışı, peygamberimizin sahih hadislerinin dışında hiçbir yani tavsiyesini, önerisini veya bir uygulamasını, yaşantısının bir parçasını görmedim. Bunu ayrıca koyalım. Onun dışında hiçbirimizin dediği kanun değildir. Sadece Allah'ın ayetleridir kanun. Onun dışında mümkün değil. Herkesin kendi, yani zaten bakın pratikte böyle bir şeyin yaşanılabilirliği yok. 200 kişi düşünün. Yani öyle bize bir söylüyorlar ki işte saçımı nasıl tarayacağımı bile soruyor. Yani mümkünatı yok yani. Pratikte uygulanabilirliği yok. Burada herkes münferit. Kendi zevkleri, hayatı olan insanlar. Kendi işimize bakarız. Yani bizim öyle hani kimsenin öyle ufak ufak detaylarla uğraşacak vakti de yok. Adnan Bey 73 ayrı dile çevrilmiş 300 kitabı olan bir yazardan bahsediyoruz. Makaleleri var. Dünyaca ünlü dergilerde, gazetelerde yayınlanmış makaleleri var. Günde bazen 7-8 saatte canlı yayında ve yurt dışından gelen konukları oluyor. Hani teknik olarak hani istesek bile böyle bir şey yapamayız. Yani herkesin zaman her şeyi ki zaten hani öyle bir şey yok da hani biraz da daha hani algıyı da kırmak adına detay veriyorum. Yani zaten mümkün değil. Hepimizin kendi hayatı var. Hayatımızı istediğimiz gibi yaşıyoruz yani. Yıllar önce Adnan Oktar Harun Yahya ismiyle evrim teorisini çürütmek üzere birçok kitap kaleme aldı. Biz de onları takip ettik zamanında. Harun Yahya'dan A9 televizyonu, özellikle mütedeyin insanların en çok alındığı, kırıldığı ya da kırılma noktası dediğimiz, yani oradaki görüntüler, mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Evrim teorisinde belgelerle, bilgilerle kitaplar yazıldı. O bir nevi çürütüldü. Artık kesin konuşulmuyor. Yani nereye koyuyorsunuz? Yani mesela mini etekli kızların, o yabancı kızların işte danslar, manslar. Yani ben onu İslami olarak bir yere koyamıyorum. Yayın öncesi biraz sohbet ettik ama siz bunu bir anlatın lütfen. Şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim. Biz İslami bir kanal değiliz. Bizim hayatımız din. Biz dindar insanlarız ama orası bir show programı. Yani ulusal kanallarda şimdi tabii ki ismini vermeyeceğim ama herkes takdir edecektir. Çok fazla hani benim bayan arkadaşlarımdan daha dekolte, daha danslı şarkılar, programlar var. Daha dekolte diziler var. O dizilerin konuları hiç de Türk aile yapısını güzel yönde yönlendirecek konular değil o dizilerdeki konular. Hani onların hiçbirine itiraz etmeyip 24 saatlik bir yayındaki 10 dakikalık dansta bu kadar takılmaları ayrıca bir tamamen algı operasyonunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Mantıklı düşünülürse kimse buna itiraz etmeyecektir. Dekolte zaten biz o da hayatımızda olan yani
Türkiye'nin hayatında olan bir gerçek. Biz ayrıca dekolte meraklısı değiliz. Biz hiçbirimiz, bakın gelin, hiçbirimiz, yani burada gördüğünüz kapalı olmayan bayan arkadaşlarım da var. Dışarıda öyle dolaşmıyorlar. Asla göremezsiniz. O kendi istekleriyle yapılan bir show programı. Ve ama onun da... Hepsi aynı model, aynı saç, yok, aynı değil. Elbise. İşte o bir algı. Özel bir çaba var orada. Yok. O bir, yani o bir araya getirilemez. Aynı elbise. Bakın bu tamamen algı. İçinde mesela esmer olanlar var, saçı kızıl olanlar var. Yani sarışın bayanlar daha çok beğeniyor. Onlar var. Yani herkes kendi istediği gibi giyinir. Sıkıntı şu, yok yani orada. Yok. İsteyen istediğini giyinir. İsteyen ise bazen konseptler oluyordu 40'lı yılların falan. Herkes 40'lı yıllardaki gibi giyiniyor. O bir show programı. O bakın ülkemizde pırıl pırıl bir gençlik var. Ne yazık ki bağnazlık nedeniyle dinden soğudular, ateist, deist oldular. Bunları İslam'a, dine ısındırmak, dinde gülme var, dindar insan da gülebilir, dindar insan da kahkaha atabilir. Şimdi gider mayosuyla bikinisiyle denize, sahil kesimleri, yani bütün evlatlarımız, eşlerimiz, dostlarımız bikiniyle, yani tanımadıkları insanların arasında denize giriyor. Yani bunu yadırgamayıp 10 dakikalık bir show programının yadırganması tamamen yanlış bir algı operasyonunun şu an için düzgün meyveleri. Şimdi, diyeyim ama bunu Serap da kıracağız. Örnekleriniz çok farklı. Şimdi bir kişinin plajda girmesi ayrı, milyonlarca kişinin izlediği, kayıt altına alındığı ve özellikle geçmişi baktığınız zaman, yani diyelim ben 40 yıl bir şey konuşuyorum, tam tersini yaptırdım ama tabii ki dikkat çeker. Onu geçelim. Öbür ama yok, geçmeden önce hiç eksik yani kalmış. Hiç denizdeki bir işte öbür filmlerde ama hayır, açık seçik olmak, özür dilerim. Evet, ama biz dindar bir kanal değiliz. Adnan Bey kendisi de ben bir hoca değilim diyor. Ben alemci insanım diyor. Ben Ankara havasıyla kaşıkla oynayan alemci bir insanım. O bir show programı. Ama bakın biz eleştiriye de açığız. Mesela devletimiz RTÜK bize bunu yapmayın dedi. Biz son iki yıldır bayanların hiçbiri televizyonda yok. Devletimiz bunu yani istemediler dekolteyi. Biz kaldırdık zaten. Yoktu son iki yıldır dekolte yayınlarımız. Biz devletimiz ne derse biz onu yaparız. Evet. Yani o yönde de bizim bir şeyimiz yok yani. Şimdi ben de Çırağan'daki son iki iftarınıza gelmiştim. Özellikle orada kip balı Musevileri olduğunu gördüm. Evet. Tabii birçok kişi de Adnan Oktar ve grubunun finansörü Museviler açıklamasında bulunuyorlar. Oradaki insanları da görünce acaba doğruluk payı var mı diye kafamda bir şeyler çağrıştırdım. Yani çünkü gerçekten lüks yaşıyorsunuz. Özellikle Çırağan'da iftar. Mesela bugün geldiğimiz yer gerçekten çok güzel bir yer. Herkes böyle bir yerde yaşamaz. Yani değirmenin suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu... Yahudilerden yardım alıyor musun? Şimdi öncelikle yine birkaç cevaplı bir soru. Yani evet, hepsine cevap vermek istiyorum. Öncelikle şu değirmen konusuna değineyim. Herkes, bizim arkadaşlarımızın birçoğu, ama tamamı değil, birçoğu iş insanı, varlıklı insanlar, kendileri çalışan, helal kazancıyla çalışan, aileleri de varlıklı insanlar. Bunlar tamamen hepsi vergisini veren, kayıt altında. Şirketlerimiz de tamamen hani kayıtlarla, muhasebe kayıtlarıyla vergilerini ödeyen normal, legal şirketler. Bunlar iş insanları ve bu tarz bir şeyde de, bir davette, bir iftarda gönüllülük esasına dayalı. Diyor ki ben diyor sanatçının parasını ödeyeyim diyor. Ben mekanın parasını ödeyeyim diyor. Varsa yaparız, yoksa yapmayız. Yani hani o an öyle arkadaşlarımızın imkanı varsa tamam, güzel bir yemek yaparız. İmkanı yoksa da yapmayız. Bizim finansöre ihtiyacımız yok zaten. Biz kendi kendimize, hepimiz çalışıyoruz. Yani kimimiz evde çalışıyoruz. İşte grafikerlik, ben yıllarca grafikerlik yaptım, freelance. Kimisi iş yerinde, kimisi fabrikaları var. Yani hepimizin legal işleri var. Bizler devletimizin gözü önünde şeffaf insanlarız. Yani finansör gerektirecek bir şeyimiz yok. Az önce de dediğim gibi, varsa imkanımız yaparız, yoksa yapmayız. Burayı ödeyecek imkanı varsa güzel bir evde oturur. Yarın bir gün imkanları değişir, daha mütevazi bir evde oturur. Bizim öyle bir hani dünya ile ilgili bir şeyimiz yok. Orada ben pandemi döneminden önce iftarlar 30 gününü dışarıda geçiren birisiyim. Yani hiçbir kurumun kişinin iftarında başına kipa olan Musevi din adamları görmedim. Ama Çırağan'a geldiğinden 5-6 kişi evet, kendi kıyafetleriyle evet, gördük. Bunun bir özelliği, daveti, yani bir çaba. Yani neden?
Yani biz şimdi Museviler de, yani şimdi biz yani herkes kendi dinini yaşamakta özgürdür. Sayın Cumhurbaşkanımız da Musevilerle görüşüyor. Tamam. Yani bunda, yani şimdi öyle bir algı var ki. Yok. Yani onların orada olması sizin özel bir çabanızla mı? Hayır. Dostum, yani ben bunu kırdığımda söylemiyorum. Bizim yani Adnan Bey'in istarıda gör, başkalarında görmedim. Şöyle, o da bir güzellik olarak düşünüyorum. Ben ne güzel kapılarımız her, yani o da mesela İslam dininin bir güzelliğidir. Kapılarımız herkese açık, din herkese tebliğ edilebilir. Dost, yani Allah'a anan herkes dosttur. Hani isterse yani şey değil, hani ötekileştiren, yabancılaştıran, yani ehli kitap sonuçta olmaması, bu İslam dininin güzelliklerinden biri. Peygamberimiz döneminde de yani Museviler de, yani herkes kendi dinini yaşamakta özgürdü. Allah ayet indirmiş, dinde zorlama yoktur diye. İsteyen istediği dinini yaşayabilir. İsteyen kipasını takar, isteyen başörtüsünü takar, isteyen açıktır. Yani zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimse kimseyi hani, evet, yani öyle. Bir de Adnan Bey canlı yayına da Musevileri de davet etti. İsrailli vatandaşlarımızı da davet etti. Doğu Türkistanlı vatandaşlarımızı da davet etti. Çok fazla Arakan'daki Müslümanların sorunlarına değinmek için oradan da büyükelçiler davet edildi. Çok fazla konuğumuz oldu. Ama hani bir Musevi, bir o da bir, yani sadece o, halbuki orada Doğu Türkistanlı beyler de vardı. Onlar iftar. Ha, işte. Müslüman geldiler. Evet, ama işte o, ona da bir, hani evet, ama şimdi yani. Hani bizde hiç şey yapmıyoruz. Yani dışlama olmaz. Bu bir dostluk, bu bir kardeşlik göstergesidir ki hani bu güzelliği de biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Yani o onun da böyle güzel konukları oluyordu. Onun için bizim için şeydir, bir güzel bir örnektir kendisi. Peki efendim, diğer bir sorum da şu. Bazı kişiler diyorlar ki işte bazı Hristiyan kuruluşlar, yani gayri İslami ecnebi müesseseler, işte Adnan Oktar'ı finansa destekliyorlar. İşte 10 tane sözden 2 tane yanlış katarak Müslümanların akaidini bozmaya yönelik bir grup diyorlar. Çok duydum ben bunu. Bu söz için siz neler söylemek istersiniz? Kendimi ifade edebildim, anlatabildim mi? Yani bilmiyorum, doğru mu anladım. 10 tane eyleminizin 9 tanesi doğru, 2 tane yanlış katarak onu sanki İslami bir şeymiş gibi empoze etmeye çalıştınız. Yani ben bunu, yani kabul etmem mümkün değil böyle bir iftirayı. Çünkü Sayın Adnan Bey'in daha önceden de söyledim, hani 300'e yakın kitap var. Bu 300 kitabın tamamında insanları güzele, doğruya, Kur'an ahlakına, İslam dininin barış dini olduğuna, bakın İslam terörü lanetler diye bir kitap yazmış değerli bir yazardan bahsediyoruz. İslam'da terör olmadı, İslam'da kavga, kargaşa olmadı, sevgi ortamı, barış ortamı olması gerektiği için çalışmış, yani hayatı boyunca bunun için çalışmış, bakın 9 kez suikaste uğradı. Çok fazla şey hasımları tarafından 9 kez ölümle burun buruna geldi. Suikast oldu, Allah korudu. Yani son anda mesela yanlış yola giriyorlar. Yanlış yola girmeseler orada mesela silahlı insanlar canına kastetmiş gibi mesela. Emniyette şeyde kondu, yemeğine kokain konmuş. Bir insan tabii ki emniyette, ki bunu biz 9 adli tıp raporuyla ispatladık. Çünkü o kadar yüksek çıktı ki 3 gün sonra kanında. Yani ancak ne amaçla? İşte yani bu faaliyetleri durdursun. Yani bunların hep, yani bu adı şu an FETÖ ama onun karanlık zihniyeti yıllardır ülkemizde var ve İngiliz derin devletinin yaptığı oyunlara biz yıllarca maruz kaldık. Maşaları değişti. Evet. Maşaları değişti. Dün maşası başkaydı, bugün maşası başka. Yani biz yıllardır tabii ki İslam dininin, güzel ahlakın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekiple biz karşı karşıyayız. Şimdi artık akıl hastanesine atıldı biliyorsunuz. 14A koğuşuna atıldı. Ayağından yatağına zincirlendi. Tek isteği, dilekçeyle biraz daha zincirinin uzaması ki namaz kılsın diye. Orada yani sürekli... Bu dönemde mi? Önceki dönemlerde. Bu, yani daha önce 13 kez biz bu olaylardan beraat ettik zaten. Yani bu tarz böyle iftiralardan, yani aynı bu şeyler. Bu en büyük galiba. Evet, yani takdir Allah'ın. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Tabii ki şu an bir hani iftira
ya maruzuz ama bunun da biz Türk adaletine güveniyoruz. Yani er ya da geç tabii ki devletimiz böyle bir iftira var, şey var. Yani böyle bir suçlama var. Tabii ki devletimiz araştıracak, kovuşturma, soruşturma başlatılacak. Yani her şey zaten çok güzel ilerliyor. O konuda bir sorun yok. Hani basın yönünden bir yargısız infaz var. Basın kolaya mı kaçıyor? Yani böyle ne veririz onu mu yayınlıyor? Şikayetiniz ondan mı? Yani şikayet derken hani... Serzeniş diyelim. Ya ama ortadaki olay bu. Yani eskiden benim zamanımda böyle birinin bir haberi yanlış çıktığı zaman çok mahcup olurdu o gazeteci. Yani yayınladığı bir haber yanlış çıktığında. Yani şu an tabii ki daha farklı. Yani basında yargısız infaz oluyor. Yani bazı basın tarafından. Yani hepsini tenzih ederim şimdi şey olmayayım da. Bir takım basın olayı köpürtüyor. Yanlış mesela en ufak mesela bu fosil olayında olduğu gibi. Evet yani zaten işte tarihi eser değil. Tarihi eser insan el yapımı olur. Zaten bunların hepsi faturalı, fişli, alınmış. Amazon.com'da satılıyor. İşte AliExpress'te satılıyor. İşte milyar paha biçilmez dedikleri şeyi size gösterdik. Euro'ya işte 30 dolara zaten isteyen herkesin alabildiği. Ve biz zaten bir de yani asla kaçakçılık değil. Hepsi zaten şey legal, helal parayla alınmış. Fişi kaydı olan. Ve yine devletimize, ülkemize FedEx tarafından işte kurye bilinen kurye firmaları tarafından alınmış faturası olan ve tamamen yani illegal bir şey olsa insan kendi adına kitap basar mı? Zaten biz onun kitabını yapmışız. Fosil sergileri yapmışız. Bedava sergiler yapmışız. Konferanslarda dile getirmişiz. Canlı yayınlarda bu fosilleri kendimiz tanıtmışız. Hiçbir insan kaçakçılığını yaptığı bir ürünü canlı yayında tanıtır mı? Yani bunun gibi tamamen yanlış yönlendirme tamam, var. Evet. Köpürterek farklı bir algı oluşturma var. Ama bakın burada sizin de vesilenizle bunu da söylemek istiyorum. Şimdi yargısız infazların bu kadar rahatlıkla basın tarafından rahatlıkla yapılabildiği, bazı kesim tarafından da bunun çok rahatlıkla kabul gördüğü bir dünyanın kapılarını araladığınızda o aralık kapıdan yarın bir gün kimin geçeceğinden kimse güvende değil. Hani insanların da bu kadar rahat olmaması lazım. Herkes çünkü bizim halkımız müthiş zeki, vicdanlı, hamiyetli, düşünüp tartmalarını ve buradan da hani izzeti nefis sahibi olan yani belli bir kesime çağrı olarak da düşünelim bunu. Bu kadar kolay olmaması lazım. Herkes kendisi tartması lazım, düşünmesi lazım. Hani sadece o an okuduğu bir cümle pat diye algı yani bizim... Yargılamamalı onlar. Araştırmalı, bakmalı. Bizim halkımız ve basınımız da bundan daha fazlası aslında. Yani biz ülke olarak, halk olarak müthiş imanlı, hamiyetli, değerli bir şeyiz yani daha güzel şeyler yaşayabiliriz hep birlikte. Daha hızlı sorayım biraz vakitli hızlı gibi. Şimdi 26-27 yıldır bu yapının içindesiniz. 17-18'e cezaevinde yattınız. Şimdi de ev hapsindesiniz. Dönüp arkanıza baktığınız zaman keşke olmasaydım. Ben gencim, güzelim, sokaklarda, caddelerde gezebilirim dediniz. Bir şey var mı? Bir pişmanlığınız var mı? Yok efendim. Şimdi size tek cümleyle söyleyeyim. 27 yıl önce Adnan Bey'le tanıştığım güne şükretmediğim hiçbir günüm yok. Allah'a hamdolsun beni Adnan Bey'le tanıştırdı ve bu günleri yaşadım. Hapis Yusuf Medresesi'dir. Çok güzel şeyler kattım Medrese hayatıma. Yusufiye. Medrese-i Yusufiye'dir. Hayatıma çok güzel şeyler kattım. Gereksizleri de çıkarttım. Benim için müthiş bir eğitim oldu. Ne kattı size? Söyleyeceğim. 1000 yıl hayatım olsa, 1000. yıl gelsem yine Adnan Bey'le tanışırım. Allah'ın takdir ettiği bir kader üzerine bunları yaşadım. Ben Allah'a iman ediyorum, kadere iman ediyorum. Asla pişmanlığım yok. Yaşadığım, yaptığım her şeyde gurur duyuyorum. Çünkü 27 yıldır haram hiçbir şey yapmadım. Helalden hiç şaşmadım. Hiç böyle yalan söylemedim, vefasızlık yapmadım. Hani biraz daha rahat yaşayayım, 2 gün daha erken çıkayım diye sevdiğim, güvendiğim, vefa gördüğüm insanlara iftira atmadım. Onun için yani çok memnunum kendimden de, Allah'ın bana takdir ettiği kaderden de inşallah. Efendim siz çıktınız ama hala içeride olan arkadaşlarınız var. Hı hı. Dava süreci nasıl işliyor? Şikayetiniz var mı, yok mu? Neler söylemek istersiniz?
Üstadım bir sözüyle cevap vereyim. Muhabbet ve daileriyiz, husumete vaktimiz yok diyor üstadımız. Bizim kimseye ne, yani tabii ki bunları böyle hani dostluk çerçevesinde dile getiriyoruz. İşte yargısız infazın tabii yani Bediüzzaman Said Nursi benim, yani ben kendisiyle ilgili iki kitabım var. Onun eserlerinden faydalanarak ben de 22 yıl köşe yazarlığı yaptım. Kitabımda da üstadımızdan çok güzel sözler paylaşmışlığım vardır. Gönlümün sultanıdır üstadımız, öyle söyleyeyim. Hiç bir şey yok yani, bir küskünlüğümüz şeyimiz yok yani, bu sonuçta pişmanlık asla olmaz zaten. Allah'ın takdir ettiği kader üzerine geldin ey Musa diyor Allah, ayetinde de kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Hepsi bir kader. Evet, her şeyi bir kader üzerine yaşıyoruz. Yani onun için Allah'ın benim için seçip beğendiği, takdir ettiği kader öpüp başımın üstüne koyuyorum. Yine üstadımızın dediği gibi. Çok şey kazandım, çok güzel kitap okudum, hiç o kadar çok kitap okumamıştım. Daha derin bir imanım oldu, daha ruhum sükunetli oldu, daha teslimiyetli oldum Allah'ın takdir ettiği kadere. Allah'ı daha çok sevdim, arkadaşlarımı daha çok, başta Adnan Bey'i hani bir seviyorsam milyon sevdim diyebilirim. Daha iyi anladım. Bana yıllardır verdiği sevgi eğitimiyle ben orada yaşadım. Bakın 24 kişilik hazırlanmış koğuşlarda 36 adli suçlunun arasında 17 ay geçirdim. Nasıl geçti orada? Bakışları nasıldı size? Tabii ki ön yargılıydılar. Her türlü suçlar vardı. Evladını öldüren, uyuşturucu kaçakçılığı, yani bildiğiniz adli suçlar, yani eşini öldüren bayağı ciddi suç. Başlangıçta ise bakışlarıyla 17 ay sonraki değişti mi? Ne oldu? Tabii ki. Birlikte namaz kıldılar bizimle. Başta tabii ki onlar da basından kaynaklı bir ön yargıyla, sonra bizi gördüler. Bizi tanıdılar. Şimdi orada 17 ay hapis ortamında insan olduğunuzdan fazla veya eksik davranamıyorsunuz. Saklayamıyorsunuz. Neyse o. Saklayamazsınız. Otokontrolünüz neyse olamaz. Orada bakın şunu da söylemek istiyorum. Onlar bizim çok şeyimize şahit oluyor. Oradaki teslimiyetimize, tevekkülümüze, duruşumuza, asaletimize, kalitemize, imanımıza şahit oldular ve birçoğu artık ben çıkarken herkes hani vedalaşıp, helalleşip, yani artık çok hürmetli, saygılı bir çizgideydik biz son dönemde. Şunu da söylemek istiyorum. Ben babama, benim babamın yaşı ileriydi ve ben bakıyordum babama. Düzenli oksijen tüpü götürüyordum. İşte hani böyle diyorlar ya aileleriyle falan. Hasta babama bakıyordum. Alışverişini bile kapıya kadar ben götürüyordum. Ben tutuklanınca babama oksijen tüpü götüremedim. Başaramadım. Bir türlü hani onunla... Yoksunuz, özgürlüğünüz yok. Evet, ama o sırada ben kapalı görüşte babamın vefat ettiği haberiyle orada aldım. Ben 6. ayımda babam ben hapisteyken vefat etti. Şimdi burada hani biraz bazıları için magazinsel oluyor böyle haberleri köpürtmek, ama benim babam 22 yıl boyunca namusuyla, şerefiyle... İzin vermediniz mi? Gidemediniz mi? Yok, gidemedim. Zaten çok sonra yani Evet, şöyle 22 yıl boyunca bu güzel vatana Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet vermiş bir komutandır benim babam. Emekliydi. Bir komutan olarak, yani vatanını bu kadar seven bir insan olarak, beni de çok sever, Adnan Bey'i de çok sever. Adnan Bey'i övdüğü çok fazla videosu vardır. Basındaki bu köpürtüle köpürtüle bizim namusumuza, iffetimize dil uzatılan haberleri dinleye dinleye kahrından babam vefat etti. Evet, ve bunun gibi 11 ailemizden 11 kişi böyle vefat etti. Şimdi bizim anne, yani tamam 17 ayımızı aldılar, bazı arkadaşlarımız hala hapiste ama yani canlarımız gitti. Üzüntüden bir baba için. Yani bir baba için düşünebiliyor musunuz? Yani haberleri kızını biliyorsunuz tükürdü, tamam. Yani onu hani evet, o bir de mesela çok çok çirkin iftiralar. Yani iddia edilen de demiyor. Sanki hani olmuş, ispatlanmış gibi. Mesela çok çirkin iftiraları duya duya kahrından babam vefat etti. Şimdi hani bu haberleri yapıp dinleyip köpürtürken de hani çok da vebal almamak gerekir diye düşünüyorum. Bunu da hani bir parantez olarak, hani nedir isteğiniz derseniz, hani daha canlar gitmesin, telafi edilemeyecek şeyler olmadan. Yani basında özellikle zaten Türk adaletine güveniyorum, onun geleceğine inanıyorum. En çok canınızı acıtan basının haber köpürtmesi mi oluyor efendim? Yani canımızı acıtmaz yani, açıkçası sonuçta basın da Allah'ın elinde, o da Allah'ın takdiri. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor.
Allah dilemedikçe bir yaprak dahi düşmez. Basında çıkan her haber de Allah'ın takdiri. Ama biz burada hani ne derseniz hani insanlara söyleyeceğiniz bir şey bu olur. Yani çünkü benim zaten Allah'a hamdolsun biz devletimizi çok seviyoruz ve çok güveniyoruz. Adaletin yerine geleceğine biz inanıyoruz. Bu bir süreç. Biz bu süreci sabırla devam edeceğiz. Ama bakın işte yani yargısız infaz yani ne bize olsun ne başkasına olsun kimseye olmasın. Herkesin bundan canı yanıyor zaten. Bu bilinen bir şey. Bile bile bu çirkin şeyin içinde kalmasın güzel halkımız. Doğru, düzgün, adaletli olsun haberler. Peki efendim şimdi sizler ev hapsindesiniz. Oktar'la beraber kaç tane arkadaşın şu an cezaevinde? Ne olacak, ne bekliyorsunuz? Şu an yani açıkçası yani adaletin yerine geleceğini bekliyoruz. Ama bugün olmazsa yarın. Sonuçta bu bir süreç. Hukuki süreci şu an tabii ki insan öngöremiyor. Yani ama sadece suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Bakın ben 2 yıldır yani sonuçta esirim. Yani esirim derken yani mahkumum. Yani ev hapsindeyim şu anda. Aleyhime tek bir delil yok şu an. Aleyhime bir tane delil yok. Arkadaşlarımın da öyle. Hepsi soyut beyanlar şu an. Dosyadakiler. O da dedi, bunu dedi, bunu dedi, şunu dedi. Bunlar ama hani kanıt diyoruz yok. Tek bir kanıt yok. Hani mesela cinsel suç istinadı var. Bir damla DNA bir kanıttır mesela. Hı hı. Yok. Yok dosyada bunlar. Hiç yok. Bu şey güzel de olsa sonra dışarı çıkamıyorsunuz. Çıkamıyoruz evet. Çıkamıyoruz. Şey. O yani ama biz yine yani şükür arkadaşlarım hapisteler. Onlara göre. Evet, onlara göre. Ama bu da devletimizin bana uygun gördüğü. Dolayısıyla ben bundan da razıyım. Yeter ki bu süreç hakkıyla, hukukuyla ilerlesin. Biz bu sabır bizde var. Yani. Bu teslimiyet bizde var. Yani ben bu dünyaya Allah için yaşamaya geldim. Ben bu dünyaya Allah için ölmeye geldim. Bir canım var. Allah dilerse onu da seve seve veririm. Ama bakın her şey yerine gelir. Para gelir. İşte kariyer yani iade itibarı alırız biz yakında. Bunların hepsi yakında delilleriyle ortaya çıkacak. Halkımız da bence teveccüh buyuracaktır doğrulara. Onların hepsi gelir. Ama insanın namusu, haysiyeti, şerefi gitti mi onu bir daha yerine getiremezsiniz. Onun için biz şu an gururla yani onurumuzu, haysiyetimizi bırakmamış olmanın iç huzurunu ve rahatlığını yaşıyoruz. Yani insanı mutlu eden çevre şartları değildir. Biz hapiste de mutluyduk. Çünkü doğru olduğumuzu biliyoruz. Yalancı değiliz, sahtekar değiliz. Biliyoruz bunu. Suç işlemedik asla. Benim trafik suçum bile yok. 50 yaşındayım. Yani hani kurallara o derece uyarız. Asker kızıyım ben zaten. Hani böyle yere çöp bile atmam. Biz öyle güzel eğitildik yani. Bunu ben bilerek sona bıraktım. Serap Akıncıoğlu nasıl bir ailede büyüdü? 24 yaşında genç, güzel bir hanımefendiyken tanışmışsınız. Bir de bir modellik vesaire. Biraz kendinizi anlattım. Son olarak kapatalım. Ben açıkçası itiraf edeyim. Kendimi anlatmayı çok da pek sevmem de, beceremem de. Yani şöyle, zaten insanlar beni bilirler. Ben nereye getirdiniz, ne yaptınız, babanız, ayınız ne? Ben İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldım liseden sonra. Tamamen sanat camiasında kendimi geliştirdim. Çok fazla filmlerim, dizilerim var. Modellik yaptım. Neşe Erberk Ajansı'nda uzun süre modellik yaptım. Yani şöyle, 21 yaşındayken Türkiye çapında 2 büyük ödül sahibiydim. Yani hem Yüz Güzeli Kraliçeliğim vardı hem de en iyi kadın oyuncu ödülü almıştım Danimarkalı Gelin'le. Çok fazla çalışmam oldu ama bu Danimarkalı Gelin herhalde o hiç bitmeyecek. Çünkü beni hala hapiste komutanlar bile Danimarkalı Gelin diye çağırıyordu. O yani halkımız onu çok sevdi sağ olsunlar. O konuda da güzel sevdi. Var. Tabii çok fazla filmim var, dizilerim var, filmim var. Dediğim gibi yani ben hani onlar beni mutlu eder sanmıştım Adnan Bey'le tanışana kadar. Yok, beni sadece güzel iman ve gerçek sevgi mutlu etti. Her şeyim var sanıyordum yani çok genç yaşta kendime ait çok etilerde lüks dubleks bir evde oturuyordum. Son model üstü açılan kırmızı bir arabam vardı. Ben de bayağı çok çok iyi kazanan bir hem sanatçıydım hem modeldim. Ama hayatımda en önemli şey eksikmiş. Gerçek sevgi eksikmiş. Adnan Bey de onu görünce sarıldım. O gerçek sevgiye sarıldım ve onu yeşerttim. Yani Adnan Bey'le sevgim yeşerdi.
kendiniz mi merak ettiniz? Ben tanıyan arkadaşlardan ben kendim isterim beni de tanıştırın diye. Dediğim gibi tamamen magazinsel bir merakta. Ben de hani tanınmış bir insanım. Çok da popüler yani o zamanlar böyle Adnan Bey hatta hatırlarım. Ünlü bir sanatçı Türkiye'ye gelmişti. Gitarist şu an bak ismi aklıma gelmedi. Neydi o? Santana. Şimdi Santana'nın Türkiye'ye gelmesinden çok Adnan Bey'in Santana konserine gitmesi haberi olmuştu basında. Hani ondan dolayı size. Yani ben de hani çok böyle çok popüler, çok sevilen, herkesin merak ettiği, hayran olduğu böyle çok konuşulan bir insanla tanışmak istedim. Ama tanışınca da yani hayran kaldım diyebilirim. Samimiyetine, candanlığına, sevgisine. Ben 27 yıldır Adnan Bey'den sevgi ve güzellik dışında bir şey görmedim. Ya, birlikte işte yayınlara çıktık, yemekler yedik, birlikte bir hukukumuz var. Hukukumuz var. Yani tek bir şeyine yani hep olumlu, hep güzelliğine şahit oldum. Ve yani hep güzele dair tavsiyeler oldu. Onun için şu an tabii ki gücüme gidiyor. Yani bu kadar mesela hani iftira olması. Ama onda da hayır var. Yani bu o da bir güzellik. Biz her şeyi Allah'tan olduğunu bildiğimiz için güzel karşılıyoruz ve hepsinin değişeceğini yani gerçekten bir laf vardır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır diye. Yani çıkacak Allah'ın izniyle. Allah hani birilerinin yanına bırakır, yarına bırakır ama yanına bırakmaz denir. Onun için yani Allah'ın adaletine güveniyoruz. Allah'ın izniyle Türk adaletine güveniyoruz. Hukuki süreç gayet güzel ilerliyor. Efendim mikrofon sizde, soru yok. Son olarak neler söyleyeceksin? Kapatalım. Son olarak ne söyleyeyim? Dediğim gibi bizler tamamen yani birlikte olmamızın amacı sevgi. Biz bir amaç arıyorlarsa niçin birliktesiniz? Sevgi. Biz birbirimize sevgiyi gördük. Birbirimizde sevgiyi çoğaltıyoruz. Fedakarlık, vefa, güzellik ve Allah için fedakarca bir çalışmayı gördük. İstiyoruz ki herkes bu sevgiyi yaşasın. Herkes birbirini sevsin, birbirine saygı duysun. Hepimizin farklılıkları var. Herkesin mesela inancına saygı duysun, yaşantısına saygı duysun. Kimse kimseye zorla hiçbir şey yaptırmasın. Sevgi hakim olsun istiyoruz ülkemizde. İslam, Kur'an, gerçek Kur'an ahlakı. Allah'ın insanlardan istediği peygamberimiz döneminde, Asr-ı Saadet döneminde yaşanan o böyle ensarla muhacirin arasındaki dostluk, sevgi, kardeşlik yaşansın istiyoruz. O olunca zaten bolluk bereket olur. Bakın bizi şimdi herkes biz bunu da söylemek istiyorum. Hapse girdiğimizde tabii ki mesela bir şey oldu. Biz neşemize, sevgimizi, mutluluğumuzu üzerimizdeki kıyafetten almıyoruz, altımızdaki arabadan almıyoruz, oturduğumuz evden almıyoruz ki bunlar elimizden gidince biz buradaki Versace yani marka bir koltukta otururken de mutluyum. Hapishanedeki plastik beyaz sandalyedeyken de mutluydum. Çünkü Allah'a güveniyorum. Çünkü Allah'ın sevgisine güveniyorum. Allah'ın adaletine güveniyorum. İmanımdan asla vazgeçmedim. Namazımdan asla vazgeçmedim. Harama asla el sürmedim ve sürmeyeceğim de. Ve bunu ben Adnan Bey'den öğrendim. Adnan Bey'e olan sevgim hani bakın bitsin yok etsin istediler. Yani sevgimiz bitsin istediler. Bağlılığımız bitsin istediler. Bitsin istedikleri sevgi milyon kat arttı. Hani belki de ileride teşekkür ederiz onlara. Evet değerli dostlar. Söyleşimiz burada bitti. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.